Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Yapımıyla ve de lezzetiyle dillere destan olacak muhteşem bir çörek tarifi paylaştım. Üstelik tahinli yaptım. Denediğiniz zaman göreceksiniz ne kadar çok kolay olduğunu. Hemen ellerinize şipşek hamuru açacaksınız. Oklava ve merdaneye gerek duymadan gerçekten de çok lezzetli bir tarif olacaktır. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Onun için 1 kase 2,5 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, suyu da görmüş olduğunuz gibi 1 bardak tam, ancak ikinci bardak ise 1 parmak eksik olması gerekiyor. Hemen ilave ettikten sonra, ılık suyu da ilave ettikten sonra hepsini güzelce karıştırıyorum. Dört yemek kaşığı ayçiçek yağı. Bir tatlı kaşığı tuz. Ve bir tatlı kaşığı tahin ilavesi yaptım. Ve malzemelerin tamamını güzelce karıştırdıktan sonra geriye kalan unu ilave yapacağım yavaş yavaş ve hemen güzel bir şekilde hamuru yoğurmaya başlayacağım. Toplamda 5 bardak un kullandım. Unu yavaş yavaş ilave edip biraz sonra güzel bir şekilde hamuru yoğuracağım. Gerçekten de çok lezzetli bir tariftir. Hafif bir tariftir. Eminim deneyenler çok beğenecek. Biraz sonra göreceksiniz zaten. Çok kolay bir yöntemle merdane ve oklava olmadan şipşak sadece saniyeler içerisinde hazırlayacaksınız. Eminim deneyenler çok beğenecek. Hamuru yaklaşık olarak 6 veya 7 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Şimdi yaklaşık olarak 1 saat boyunca bu hamuru mayalandıracağım. Üstünü saracağım ve 1 saat boyunca mayalanmasını bekleyeceğim. Hamurun mayalanmasını beklerken ben de şimdi hemen tahinli karışımı hazırlamaya başlıyorum. Bunun için 1 su bardağı tahin kullandım ve 1 bardaktan 1,5 parmak eksik veya 1 parmak eksik de olabilir. Ayçiçek yağı kullandım, işte tam olarak göründüğü gibi bu miktarlar çok yeterli olacaktır. Yağını da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıp hemen bu kaseyi bir kenara alıyorum. Aradan toplamda 1,5 saat geçti. Şimdi hemen hamura bakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamur çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi hemen havasını alıp iki eşit bezeye ayıracağım. Ve hazırlamış olduğum bezeleri de sadece 15 dakika boyunca dinlendireceğim.
Bezeler artık dinlendi. Şimdi hemen hızlı bir şekilde oklava ve merdane almadan hızlı bir şekilde hemen açmaya başlıyorum. Zemine hemen hazırlamış olduğum tahin ve ayçiçek yağı karışımından bir miktar aldım ve bezeyi üzerine koydum. Üzerinde yine bir miktar tahin aldım. Ellerimle basa uygulayarak açabildiğim yere kadar açacağım. Bu işlem sadece 25 veya 30 saniyenizi alacaktır. Göreceksiniz ki çok kolay bir şekilde açılacaktır. Ve görmüş olduğunuz gibi sadece saniyeler içerisinde bezeyi açtım. Geriye bir miktar tahin kaldı. İkinci bezeyi içinde ayıracağım. Aynı şekilde kullanacağım. Hemen şöyle birazcık daha kenarlarını açtıktan sonra isteğe bağlı olarak toz şeker ilavesi yapacağım. Her beze için toplamda 3 yemek kaşığı dolusu toz şeker kullandım. Toz şeker kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hem de lezzetini artıracaktır. Hem de gerçekten de rengini de etkileyecektir. Bu nedenle 3 yemek kaşığı her beze için kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki de daha fazla kullanmanıza gerek yoktur. Kenarını katlayarak şimdi hemen sarmaya başlıyorum. Ama lütfen dikkatli olalım burada. Çok fazla sık olmasın. Gevşek bir şekilde sardım. Sardıktan sonra birazcık daha vuruyorum. Bu şekilde büyümesini sağlıyorum. Çünkü orta kısmı birazcık bombeli. Genellikle böyle oluyor. Birazcık vurdukça görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde açtım. Tepsinin tabanında hazırlamış olduğum tahin ve ayçiçek yağından bir miktar aldım ve fırça yardımıyla her tarafına güzelce sürüyorum. Dizerken yine en önemli püf noktalarından bir tanesi lütfen sıkı bir şekilde dizmeyelim. Çünkü biraz sonra göreceksiniz ki tepsi mayası yapacağım. Ve eğer çok fazla sıkı bir şekilde dizersek mutlaka birbirine çok fazla yapışacaktır. Lütfen dikkatli olalım. Biraz sonra göreceksiniz zaten detaylı bir şekilde sonucu sizlere göstereceğim. Ve yine aynı şekilde ikinci bezeyi de hazırlamaya başlıyorum.
Artık tepsiyi hazırladım. Şimdi tepsi mayası için yaklaşık olarak bu görmüş olduğunuz, kesmiş olduğum hamurlar iki katına çıkacak. Yaklaşık olarak 20-25 dakika boyunca tepsi mayasının olmasını bekleyeceğim. Ardından da hemen fırına vereceğim. Aradan 20 veya 25 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi geriye son bir işlem kaldı. Bunu da yaptıktan sonra hemen doğruca fırına verebilirsiniz. Geriye bir miktar ayçiçek yağı ve tahin karışımından kalmıştı. Hemen şimdi onu da yüzeyine sürüp ellerimle hafif bir şekilde bastıracağım ama çok fazla güç uygulamanıza gerek yok. Hafif bir şekilde bastırmanız yeterli olacaktır. Fırında açtım. Şu anda ısınıyor. 180 derecelik fırın ayarında ortalama 45 veya 50 dakikanın içerisinde pişecektir. Ve artık çörek pişti. Yaklaşık olarak 50-55 dakika oldu. Lütfen kontrollü olalım. Fırından çıktığında sert olacak. Daha sonra da yavaş yavaş yumuşayacaktır. Fırından çıktıktan bir 15 dakika sonra hemen tel çevireceğim. Ve 15 dakika sonra tel çevirdim. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel oldu. Nar gibi de kızardı. Yumuşacık oldu. Şeker oranını fazla kullanmadık. Çok az miktarda kullandık. Tahin için bence bir miktar şeker gerekli. Diğer türlü çok fazla sade oluyor. Gerçekten de çok lezzetli bir çörek oldu. Hem de yapımı inanılmaz derecede basit. Zaten bu tarifte daha önceden ben haşhaşlı tarifte yapmıştım. İzleyicilerim çok beğenmişti. Eminim bunu da çok beğeneceksiniz. Ve yıldız tarifiniz olacaktır. Sizlere garantisini veriyorum. Çünkü çok güvendiğim tariflerden bir tanesidir. İçini görüyorsunuz. Asla hamur olmadı. Asla birbirine yapışmadı. Gerçekten de çok lezzetli bir çörek tarifiydi. Hem doyurucu hem de gerçekten de çok lezzetli. Deneyenler eminim çok beğenecek ve yıldız tarifiniz olacak. Sizlere garantisini veriyorum. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.